Merhaba, bugün Funke Gerber Lactoflash süt analiz cihazının kalibrasyonunu göstereceğiz. Kalibrasyon için ihtiyacımız olan sıfırlama sıvısı, yani zero diluent, değeri belli olan bir süt ve saf su. Sıfırlama yapmadan önce ilk önce sıfırlama profiline geçmemiz gerekiyor. Bunun için sağ kısımdakini aşağı orta sıfır alıyoruz. Gördüğünüz gibi sol tarafta zero profil yazıyor. Daha sonra ana ekrana geri dönüyoruz. Daha sonra alt tarafta bulunan zero profili seçtikten sonra alt tarafta bulunan zero kalibrasyona basıyoruz. Altına sıfırlama sıvısı olan zero diluent koyduk. Ve şu anda zero kalibrasyonu, yani sıfırlama kalibrasyonu başlamış durumda. Gördüğünüz gibi sıfırlama tamamlandı. Şimdi bir saf suyla, hatta biraz saf su sürelim. Zero diluentten çıkarıyoruz. Saf suyu alıyoruz probu. Daha sonra menüde yukarıda bulunan rinse kısmına bir defa basıyoruz. Şu anda su çekip hattı temizliyor. Bir defa daha basalım. Şimdi süt kalibrasyonunu yapacağız. Değerini bildiğimiz bir sütü hazırladık. Daha sonra bir dakika geri gelelim. Önce menüden başlayalım. Aşağıda tek tek menü. Ana menüde Products'a geliyoruz. Daha sonra buradan sıfırdan, az önce hazırladığımız zero profilden 1'e veya işte kaça istiyorsanız, biz birinci ürünü yapacağız. 1'e geliyoruz. Daha sonra değerlerini bildiğimiz süt değerlerini aşağıya giriyoruz. Biz burada önceden girdik. Mesela işte B parametresi olarak giriyoruz. Elimizdeki sütün yağ oranı 3.90, yağsız kuru madde oranı 8.65, protein oranı 3.18, donma noktası -520 zaten. Daha sonra kalibre etmek istediğimiz parametreleri sol tarafta çarpı işaretini açıyoruz. Evet. Diğerlerini de açıyoruz. Daha sonra ana ekrana dönüyoruz ve probumuzu değeri belli olan referans sütün içine koyuyoruz. Daha sonra alt tarafta bir de tekrar kalibrasyona girelim. Çünkü değerleri girmiştik. Bu ekranda en aşağıda bulunan Start B kalibrasyonuna bastığımız zaman kalibrasyon başlayacaktır. Bu şekilde kalibrasyonu tamamlamış oluruz. Teşekkür ederim.